evlilik hayalleri kurarken meğer o başkasını seviyormuş. Atike, kim bu gizli aşığın söyle bana. Silahtar. Bunca zaman kandırmış beni. Silahtar. Sultanım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bağışlayın sultanım lakin... Atike perişan bir halde geldi. Nicedir onu kandırmışsın. Aşkına inandırmışsın. Sonra da kalbimde başka biri var demişsin. Atike sultanımıza vaziyeti izah etmeye çalıştım. Kendilerine karşı bir meylim yok, olamaz. Onu kırmamak adına elimden gelen her şeyi yaptım. En nihayetinde hakikati söylemek zorunda kaldım sultanım. Hakikat silahtar. Hakikat senin bir yalancı olduğun. Önce kardeşime ümit veriyorsun. Sonra da benimle. Sen kimsin silahtar? Sen kimsin? Bu cüreti nereden buluyorsun? İnandığım her şey adına yemin ederim ki ben bir şey yapmadım sultan. Benim gönlümde yalnızca siz varsınız. Siz. Bundan böyle gönlünde kimse olmasın. Anladın mı? Kardeşimden de, benden de uzak dur. Yoksa sonu kötü olur. Sultanım. Neredeydin sen? Yoksa valideme mi söyledin? Söylemedim tabii. Silahların yanına gittim. Haddini bildirdim ona. Bundan sonra yanına yaklaşamaz. Ne? Ne yaptın sen? Geveren zaten abimden korkuyordu. Bir de sen mi korkuttun onu? Atike, kendine gel. Kalbimde başka biri var demiş. Daha ne istiyorsun? Hayır, mümkün değil. Ben bu olan bitene akıl sır erdiremiyorum. Belki mahsus yapıyordur. Beni kendinden uzak tutmak için. Sen de uzak duracaksın o vakit. Unutacaksın. Bu konu kapanacak. Yapamam Geveran. Gözüm her kapattığımda karşımda onun yüzü var. Yapamıyorum. Onsuz yaşayamıyorum.